maddelerin tokluk hissini uzatmada ve mideyle beyin konuşuyor. Orada bir iletişim var. Evet. Midede salgılanan bazı hormonlar beyine hadi git ye mesajı veriyor. Hı. Beyinde salgılanan bazı hormonlar midede hadi tıkınmaya devam et mesajı veriyor. Hı. Bu grelin dediğimiz hormonun salgılanmasını geciktirebilirseniz o zaman bizim tokluk hissine ulaşmamız veya açlık duygusunu hissetmemiz daha gecikiyor. İşte çikolatanın yaptığı muhafet o. Yani o grelin hormonunun beyinle konuşmasını birazcık baskılama imkanı buluyoruz. Evet hocam, 25 gram dedi eğer hatırlayacak olursanız. Ben ufak bir hatırlatma yapayım isterseniz sizlere. 25 gram dediği büyük ihtimalle 2 diş. Evet. Değil mi hocam? Evet. İki diş İdeali çikolata. Yani. Yetiyor zaten, işe yetiyor. Yok mu annem o sizde? O iki diş sizde yok mu? Tabii bir tane yiyeceksin sen. Ye annem sen. Ye o şey, çikolatayı sen. İki diş diyor hocam. Zaten inkar etmiyorum. Çikolatayı bulduğumuza dua edelim evet. Burada. Efendim canım? Dişinin kavuğuna yetmez tabii senin. Evet. Daha çok baharat tüketmeli. Evet ve... En başta da tabii baharat ne yazmamız tüketimi... lazım? Baharatın da en başında burada tarçını yazmamız lazım. Tarçını yazıyoruz. Tarçın. Daha önce konuştuk mesela suya tarçın ilave etmek. Hmm. Yani günlük içtiğimiz suyun içerisine bir çay kaşığı kadar tarçın veya çeyrek çay kaşığı bile yetiyor ama orada hangi tarçını seçeceğimizi de bilmek lazım. İki tip tarçın var. Seylan tarçını, gerçek tarçın, bir de çakma Çin tarçını.